yıkımın boyutlarını anlayabilmek için sadece ve sadece Kahramanmaraş'taki Hükümet Bulvarı'na bakmak yeterli. Evet sayın seyirciler, şu anda Kahramanmaraş'tayız. Hükümet Caddesi'ndeyiz. Depremin sıfır noktası burası olsa gerek. Gerçekten bir korku filmi ya da bir distopyanın içinde gibiyiz. Çünkü bu sokağın, yani Kahramanmaraş'ın üçte birinin yok olduğu bir ortamda bu sokağın hali aslında tam olarak olayın, facianın boyutlarını gözler önüne seriyor. Gördüğünüz gibi bu sokakta şu anda vinçler, iş makineleri hepsi aynı anda çalışıyor. Aynı şekilde burada da binanın tamamen enkaz haline geldiğini, neredeyse her bir binada bir enkazla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu caddeyi gördüğünüz zaman Kahramanmaraş'taki yıkımın boyutlarını aslında tam olarak anlayabilmeniz, görebilmeniz mümkün. Bir savaş filminin karesi gibi görüntüler. Burayı tamamen çekmesini, çünkü caddenin tamamını çektiğimiz andan itibaren zaten olayın, yıkıntının boyutlarını da görebiliyoruz. Bakın, burada hurdaya çıkmış araçlar var. Aynı şekilde kalmış olan binalar da son derece hasarlı vaziyette. Binalardaki çatlakları görebiliyorsunuz. Geri dönmek bile mümkün değil. Aynı şekilde hurdaya dönmüş araçları görüyorsunuz. Yine bir yıkık binadan bahsedebiliriz. Burada çok hummalı bir çalışma var, onu söyleyeyim. Hem jandarma ekipleri, hem AFAD, hem arama kurtarma ekiplerinin tamamı, madenciler, polis işbirliği içinde buradaki enkazı kaldırmaya çalışıyor. Evet, bu buradan itibaren size yıkıntının boyutlarını göstermek istiyorum. Aslında geçiş son derece riskli buradan ama evet, şu anda çalışan vinçleri görüyorsunuz. Burada da yıkıntıyı görüyorsunuz. Devamında da yine aynı şekilde arkadaşımdan rica edeceğim. Burada da karşı bina, neredeyse her bina, sokaktaki bütün binalar yıkılmış vaziyette. İşte bu cadde aslında Kahramanmaraş'ın özeti gibi sayın seyirciler. Kahramanmaraş'taki facianın boyutlarını gözler önüne sermek için tam olarak bu caddeye bakmak aslında yeterli oluyor. Şimdi dediğimiz gibi burada, evet, rakamlar veriliyor. Rakamlar sürekli güncelleniyor. Şu kadar kişi cansız bedenine ulaşıldı enkazdan, şu kadar kişi sağ salim çıkarıldı diye, ama hikayelere dokunduğunuz zaman işte o zaman yıkımın boyutlarını daha iyi anlıyorsunuz. İnsan hikayelerine dokunduğunuz zaman. Çünkü geçen haftadan hatırlayacaksınız. Bir kadın enkaz altında kurtarılmayı beklerken hayattan ümidini kestiği anda ilk söylediği şeydi. 2500 lira borcum var. Onu lütfen ödeyin. Şimdi ben o kadınla bugün buluştum. Öncelikle benden ilk istediği şeyi söyleyeceğim. Benim Allah'ıma bin şükür kimseye borcum yok dedi. Sadece hayır işleri yaptığı için 4 tane yetim çocuğu okuttukları ve aynı zamanda ona bir buzdolabı alabilmek için topladıkları paraymış o 2500 lira. O 4 yetim çocuğun hakkını aramak için kendince son nefesini verdiğini düşündüğü anda talebi bu olmuş. Önce onu bir belirteyim. Fakat bu kişi bugün beni hakikaten çok derinden, yani içime işlemiş kişilerden biri, hikayelerden biri. Çünkü şöyle söyledi. Herkes çocuğunu çok öpsün dedi. Betonlar üzerine düştüğünde acaba canı acımış mıdır diye sordu. Ya üşüdüyse, korktuysa, annem beni bırakıp gitti dediyse dedi. Bütün bunlar 12 yaşındaki oğlu Bilal için sarf ettiği sözlerdi. Bilal artık yok. Bir rüya gördüğümü düşündüm, onun için enkaza gittim, tekrar ziyaret ettim. Sonra her yerde onu aradım. Belki de bir rüyaydı diye, ama o artık yok. Balkonlardan bağırıyorum, sokaklarda bağırıyorum, o artık yok diyor Bilal için. Ve maalesef bu
hayatın ne kadar bir varmış bir yokmuş olduğunu anlatacak bir şey daha söyledi. Aslında normalde köyde yaşayan bir aile onlar. Çok yakın zamanda buraya gelmişler. İyi niyetlerle gelmişler ve işte oğulları Bilal'i kaybetmişler. Şunu söyledi, köyde hayat devam ediyor ama merkeze gelince ölmüş hayat.